Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme. Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Kitap kulübümüzde Kasım ayında 35. buluşmamızda Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim adlı kitabını konuştuk. Bu bölümde her zaman olduğu gibi katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine yer veriyorum. Rosenberg, iletişimin empatiyle, samimiyetle ve açıklıkla yapılması gerektiğini anlatıyor. Bunun için önerdiği 4 aşamalı bir teknik var kitabını anlattığı. Bunu gerçekten olabilecek en zorlu koşulların testine tabi tutmuş. Kan davası içindeki çetelerden, uluslararası çatışma içindeki gruplar gibi. Her bölümde küçük testler var. Aktarılanları sindirip sindirmediğinizi anlayabileceğiniz. Ayrıca baştan sona uzun diyaloglar var. Bu tekniği uyguladığı kişilerle yaptığı konuşmaları aktaran. Dolayısıyla bir tiyatro sahnesi izler gibi takip edebiliyorsunuz nasıl iletişim kurduğunu. Açıkçası kitaptaki bazı uyarıların önceden farkına vardığımı ve uyguladığımı düşünüyorum. İnsanlarla sinirlenmeden diyalog kurabilmek veya akıl vermekten veya ironiden mümkün olduğunca kaçınmak gibi. Ama bazı konularda ne kadar gelişime açık olduğumu beni ikna etti. Hemen 3 tanesini sayabilirim. Duygularımızın sorumluluğunu alma, başkalarını duygu durumumuzdan sorumlu tutmama, yani bir kişiyi davranışlarını beğenmememiz nedeniyle suçlamanın kendi eksikliğimizden kaynaklandığını anlamak ki bunu 189 ve 190. bölümde özetlediğim Duygusal Güçlü Liderlik Etmenin Sinir Bilimi kitabında daha geniş değinmiştim. İhtiyaçları dile getirme, bu en çok yaptığımız hatalardan. Hep karşımızdakinin anlamasını bekliyoruz. Kendimiz ihtiyaçlarımızı dile getirmiyoruz. O kadar boşa zaman harcanıyor ve yıpranıyoruz ki bunu nasıl öğrenemediğimize inanamıyorum gerçekten. Bir de aileyle, yani kan bağı olanlarla empati kurmanın zorluğu. Bu ne yaman çelişkidir, en yakın olduklarımızı kalben dinleyememek. Ama insanın kendisine bile şefkat göstermeyebileceğini düşünürsek o kadar da şaşırmamalı belki de. Sonuçta insanın küçüklüğünden beri maruz kaldığı iletişim tarzından kurtulmak kolay değil. Kitaptaki bazı yaklaşımları yadırgıyorsunuz. Bu bize uymaz diyebiliyorsunuz. Ama ben denemenin ve içselleştirmenin işe yarayacağına inanıyorum. En azından en yakınlarımızda, en kıymetlilerimizde. Bunun için hem okuyun hem de okutun diyorum. Bu bölümde söz alan arkadaşlarımız Yavuz Abut, Aycan Acar Şahin, Meral Kuzu, Hatice Ergüven Doydum, Cem Çağatay Karaali, Elif Burcu Yılmaz, Müge İrfanoğlu, Aydan İrem Sungur, Seda Diril Boyraz, Belgin Elmas, Hicran Şaşmaz, Suat Soy, Ersin Polat, Olcay Çat ve Talha Çelik. Şimdi sizi süreçimize baş başa bırakıyorum. Çıkardığım 5 çıkarım 3 örnek var. Birinci çıkarımım bir kere yardımcı el kitabıyla beraber okunması gerekiyor diye düşünüyorum. Okumadım. Yalnız hızlı bir göz gezdirdim. Sadece böyle bir practice book gibi okunması çok faydalı olmayacaktır. Mutlaka bir uygulama ile beraber yürütülmesi gerekiyor. Genel anlamda temaları sayacak olursak bir empati sanatı var. İkinci çıkarımımı toparlayacak olursam hızlı ve yavaş düşünme sanatı var. İlk etapta düşündüğümüz şeyler hissi olabilir. Bunu tekrar bir içimizde proses edip dışa vurumumu, vurum şeklini değiştirmemiz gerekebilir. Bilişsel uyumsuzluk yine bu ikinci çıkarımın bir argümanı olabilir. Biz Carol Terris'in Mistakes Were Made, Hatalar Psikolojisi kitabında bunu bayağı bir irdelemiştik. Bu bilişsel uyumsuzluk bence bu şiddetsiz iletişime neden olan mekanizmada yatıyor. Ve tabii ki güçlü sorular. İyi sorular sormak lazım. Nokta atışı sorularla bunları gün yüzüne çıkartmak gerekiyor. Genel anlamda üçüncü çıkarımım savunma, geri çekilme ve saldırma duygu durumlarımızı bir aslında ölçme, değerlendirme sanatı şiddetsiz iletişim. Yani burada yine evrimsel süreç içerisinde insanoğlunun doğası gereği işte kaç, saklan, saldır veya işte o an nasıl bir aksiyon alacaksan o anı tekrar bir organize etme, proses etme süreci aslında bir alışkanlıklar sürecinin değerlendirilmesi şeklinde okudum. Dördüncü çıkarımım
Dilin evrensel süreci, hatta çok güzel bir söz vardı. Dilimiz eski ve cahil insanlarca yaratılmış mükemmellikten uzak bir araçtır diye bir cümle vardı. Yani bu dilin sürekli değiştiğini düşünecek olursak kat edecek çok yolumuzun olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden biraz duyguları ifade ederken bunların tekrar zaman içerisinde değişeceğini düşünmek gerekiyor. Yani bugün düşündüğümüz şey veya kullandığımız cümle yapısı belli bir gün sonra, belli bir zaman sonra farklı anlamlara ihtiva edebilir veya o günün şartlarında, o günün konjonktüründe ayıp sayılabilir veya işte incitici olabilir. Beşinci çıkarımım, toplum içinde geri bildirimin korkutucu olduğuna dair güzel bir bilgi vardı. Yani evet, bir geri bildirim vermek, karşıdaki insanla empati kurup işte sana hasar veren veya seni inciten konu bu muydu diye irdelemek her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir. Zaten yazar da bir pasajda bundan bahsediyor idi. Yani geri bildirim alırken sürekli soru sorarak geri bildirim almak ve karşı tarafın nabzını yoklarcasına bunu didiklemek her zaman sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Yani burada bu işi ustaca yapmak lazım. Yazarın bir iki noktada böyle bir şeyi vardı. Yani şu an hikayeleri hatırlamıyorum ama yani danışanı mevcut ekosistemden çekip başka bir yerde sorguladığı zaman gerçek sonuçlara ulaşıyor idi. Dolayısıyla toplumsal background'unda bunun sorgulanırken incelenip sık dokunması gerekiyor. Üç tane kısa örnek vererek bitireyim. Güvenlik ihtiyacı baskın bence kitapta. Yani ilk etapta güvenlik tabanlı bir rahatlama arzu ediyoruz. Şiddetsiz iletişimin bence orijininde bu güvenlik mevzusu var. Öz şefkat, yine en başta örnek vermiştim. Yazarın çok güzel bir tükenmez kalem örneği var. Çok dramatik, çok güzel bir örnekti. Yani ben de bunu böyle ne derler, denk geldiği için böyle bir Mete Hoca ile özdeşleştirmek istedim. Üçüncü ve son örneğim de aile bireyleriyle ilgili empati kurmadaki zorluk. Orada da yine çok usta işi bir örnek vardı. Bunu hepimiz mutlaka mütalaa etmişizdir. Sanırım hayatımızda en zor empati kurduğumuz organizasyonel yapı ilk ailemiz, yani anne babamız, doğduğumuz ailedir diye düşünüyorum. Bence bunun üzerine çok geniş bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Ben de Yavuz Hocama katılıyorum. Şunları belirtmek istiyorum. Ben de Şiddetsiz İletişim el kitabını aldım, yardımcı el kitabını aldım. Aslında ben bu kitabı Ağustos ayında okumuştum. Okuyup bitirmiştim. Ancak bu kitap hani okuyup bitirip kenara koyacak bir kitap değil. O yüzden ben ikinci kere de başladım. Bu tarz kitapları ben genelde şöyle okuyorum. Bir kere okuyorum baştan sona. Daha sonra hafta hafta her şeyi haftalara bölerekten ilerliyorum. Şu anda da tekrar öyle başladım. Bir arkadaşım söylemişti, bu bilemiyorum yani evrensel bir söz ama çok hoşuma gitti. Diyor ki bilgi ancak içselleştirme vakti bulabildiğimiz zaman bilgeliğe dönüşüyor. Bu bilgiyi almamız yeterli değil, bunu içselleştirdiğimizde bilgeliğe dönüşüyor. Ben de şimdi Ağustos ayından beri evde, ben de ailemden başladım her zamanki gibi. Çocuklara şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey olduğu zaman ve bu beni aslında çok rahatlattı. Bir konu olduğu zaman acaba karşımdaki kişinin ihtiyacı ne? Bunu sorduğumda, bunu anlamaya çalıştığımda aslında birçok şey daha yerine oturuyor. Ve mesela birisine kızıyorsam veya hakkında negatif düşünüyorsam şunu soruyorum kendime. Bu kişinin ihtiyacı ne? Neden böyle yapıyor acaba? Böyle sorunca bilemiyorum, ben bir cevaplar ona göre seçiyorum, belki de öyle yapıyorum ama içimde bir şefkat duygusu oluyor. Demek ki diyorum bir şey eksikliği var. Demek ki bu eksikliği oluyor. Burada mı şeye dikkat ediyorum tabii. İnsanları etiketlememeye. Burada ince bir sınır var. Karşımızdaki insanları çok rahat etiketleyebiliriz. Şu su eksik, bu su eksik. Ona da dikkat ederekten bir içimde bir şefkat duygusu yanıyor. Burada şey bölüm çok hoşuma gitti benim. Birincisi bu, neye ihtiyacı var sorusu. İkincisi bir de ifade edilmeyen duyguların ağır bedeli. Hani başka kitaplarda da vardı, beyin beden kayıt tutar. İfade edemediğimizde bir vücudun herhangi bir yerinde bu kalabiliyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Bazen böyle dilimizin ucuna kadar gelip söyleyemiyoruz ya. Bu bir süre sonra bizi hakikaten rahatsız ediyor. Bu kişiye söyleyemedikçe veya başkalarına söyleyemedikçe bu sefer kendi içimizde öfke birikiyor. O yüzden bu da çok hoşuma gitti. Ve
ben kendi geçmişimden de baktım. Eşim sağ olsun artık daha rahat. Onun sayesinde daha rahat ifade edebiliyorum duygularımı. O çok güzel. En son şunu da söyleyeceğim. Bizde çok eksikliğini gördüğüm ülkece kültürümüzde takdir. Takdirin önemi, takdirin nasıl yapıldığı, bunun metodolojisi, üç bileşeni, bunlar benim çok hoşuma gitti. Bunu da şöyle yaşamıştım. Ben daha önce ben kalitedeyken üç ayrı kişiye işte matrisel olaraktan da bağlıydım. Bir kişi Türk, iki kişi yabancı. Aynı işi yapıyorum ama yabancılardan gördüğüm takdir, teşekkür hakikaten çok daha farklıydı. O zaman demiştim aslında aynı kişiyim, aynı işi yapıyorum, aynı kişilere anlatıyorum. Ama bir tanesi ne kadar böyle harika falan derken diğerlerinden farklı farklı bilgiler görüyordum. O çok enteresan gelmişti. Hakikaten ülkecek de bu kültürümüzü belki değiştirirsek hepimiz de daha da mutlu olabiliriz. Biz gerçekten kitabın da söylediği gibi aslında en önemli eksiğimiz sanırım ihtiyaç temelli düşünmenin bize öğretilmemiş olması. Çünkü biz neye ihtiyacımız olduğunu düşünmeden evvel karşı tarafın hatalarını bulma ve onu suçlama üzerine düşünce sistemimizi geliştirmişiz. Biz şey konusunda çok ustayız. Hata bulma, eleştirme konusunda çok ustayız. Ama kendimize ait ihtiyaçlarımızı net olarak ifade etme konusunda çok geride kalmışız. Hatta ben bunun daha da ileri gidiyorum. Kendi ihtiyaçlarını net olarak ifade edebilmen için önce ihtiyaçlarının ne olduğunu kendinin farkında olması gerekiyor. İfade etmeyi bir kenara bıraktım. Ve kitapta çok güzel bir liste var. 72. sayfada merak eden olursa diye söylemek isterim. Şimdi ben size ihtiyaçlarınız nedir, bu hayattan beklentiniz nedir diye sorsam, ya bunu işte daha önce düşünmemiştir diyeceğiniz birçok şeyi göreceksiniz. Şunlar çok kolay aklınıza gelecek şeyler. Birine güvenmeye ihtiyacım var. Birinin desteğine ihtiyacım var. Şakalaşmaya, gülmeye, eğlenmeye ihtiyacım var. Bunlar genel olarak bildiğimiz şeyler. Ama ilginçtir. Şu hiç aklımıza geliyor mu? Geliyordur. O yüzden belki buradayız. Çünkü bir gruba ait olma, birey olmaktan daha da kıymetli ve keyifli oluyor zaman zaman. Bir topluluğa ait olduğunuzu hissetmek güzel bir duygu. Bu aslında bizim temel insani ihtiyaçlarımızdan biri olarak nitelendiriliyor. Hayalleri, hedefleri ve değerlerimizi seçmek yine ihtiyacımız olanlardan bir tanesi. Özel alana sahip olmak yine ihtiyaç. Özel alanımızın gasp edildiği ya da sınırlarımıza girildiği an sinirleniyoruz. Ama belki alanımıza girildiğinin farkında olmadan bunu yapıyoruz. Belki sinirlenme nedenim sen beni sinir ettin demek değil de şu anda benim alanıma giriyorsun. Bu beni rahatsız ediyor, mutsuz ediyor. Kendimi alanıma girilmiş hissediyorum cümlesi karşı tarafla çok daha rahat anlaşabileceğimiz anlamına geliyor. Yani o ihtiyaçları temel olarak belirleyebilmek ya da farkında olabilmek, zihnimizde o sözcük dağarcığını genişletmek, ifade etmek açısından kolay olduğunu, daha kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Aycan Hanım'ın söylediğine çok katılıyorum. Takdir etmek konusunda çok zayıfız ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Bir problem varsa eleştiri noktasında eleştirimi de yaparım. Gerekirse şikayetlerimi de iletirim. Ama takdir edilmesi, övülmesi ve desteklenmesi gereken her kim ne varsa, bu bir garson da olabilir, bir yönetici de olabilir. Fark etmez. Duygu ve düşüncelerimi ifade etmekten hiç çekinmem. Takdir gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şey ve insanların duymaya alışık olmadığı bir şey. Toplumumuzda buna biraz daha fazla önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Ben bu kitabı ilk bir workshop'a katılmışım yine şiddetsiz iletişimle ilgili. 2018 yılında okudum ve hani o zaman belki hani yaş itibariyle belki biraz daha bu konulara yabancı olmamla beraber hani çok yapay gelmişti işte hani ben şöyle hissediyorum falan bunu anlatmak karşı tarafa hani bu o öfke anında ya da kızgınlık, mutsuzluk anında bunu bu şekilde dile getirebiliyor olmak hani çok yapay ve hani bize uygun değil gibi gelmişti. Ama şu an mesela tekrar okurken o hissi çok fazla yaşamadım. Ve aslında hani hakikaten evet bazen hani yapay bize gelmesinin sebebi de yine bizim kültürümüzden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü biz evet işte böyle bir şeyden mutsuz, öfkeli, sinirli olabiliyoruz ama ihtiyaçlarımıza odaklanamıyoruz. Çünkü yetiştirilirken bile böyle işte gerek sevgi olsun, gerek başarı olsun hep böyle bir koşullara dayandırılıyor. İşte şöyle yaparsan seni severim, şöyle yaparsan
şöyle olur falan gibi bir koşulda yetiştiğimiz için o artık bizim böyle damarlarımıza kadar işlemiş oluyor. Dolayısıyla hani gerçekten kendi ihtiyaçlarımızı hani hissetsek bile hani onu zamanla hatta hani belki çocukken daha dile getirmek daha kolay. Çünkü daha filtresiziz o zaman. Hani hissettiğimizi söyleyebiliyoruz ama zamanla o kadar kanıksıyoruz ki gerçekten işte bu ihtiyaçlarımızı dile getiremez hale geliyoruz. İşte ayıplanır mıyım mı söylüyoruz. İşte mükemmel olma hissiyatıyla kendimize şefkat göstermiyoruz. Ki çoğu zaman kendim de bazen onu yapamıyorum ama hani yapmamız gerekiyor. Bu kadar işte farkındalığımızı yükseltmeye çalışıyoruz vesaire ama yine bir yerden o bam telimize basılıyor ve bunu yapamadığımız anlarımız oluyor. Herhalde bir perde iniyor yani. Ama işte bu hani o 72. sayfa gerçekten benim de her satırını yıldızladığım bir alan. Hani bazı ihtiyaçlarımız o kadar gözümüz önünde ki sanki ihtiyaç gibi görmüyoruz ama işte toplum olma, işte özel alan, özellik ihtiyacı, işte ne bileyim güven ihtiyacı. Hani biz hep ihtiyaç duyunca bazen materyalist şeyler işte barınma işte vesaire gıda ve gibi şeyleri düşünüyoruz ama çok daha böyle insani ve özellikle bu COVID döneminde de hani paylaşım, bir topluma ait olma ihtiyaçları gibi ihtiyaçları ne kadar kritik ve aslında yaşamımızı etkilediğini de gördük diye düşünüyorum. Şimdi ben bu teknikleri çok tehlikeli ortamlarda deneyimlemiş yazar. Buna çok hayret ettim ve şaşırdım. Yani bu işte kaçakçılar veya hani bu Filistinlilerle ilgili birkaç şey var, örnek var. Onlar gerçekten şaşırdım. Yani inanılmaz geldi bana. Çünkü biz normal hayatımızda hani böyle duygusal davranıp öfkelenip belli tepkiler veriyoruz. Ki genelde çok da böyle ne bileyim eften püften gibi şeyler sonradan düşününce aslında bu tür tehlikeli durumlarda bu teknik kullanılıyorsa bizim durumlarımızda bence çok çok etkili olacaktır düzgün uygulayabilirsek. Tabii ama çok da zor bir taraftan yani ısrarla o duygu ve ihtiyaçlara odaklanıp soru sormak yani o diyaloglarda mesela okuduğumda ben şeyi düşündüm ya ne kadar sabırlı bir şey yani sabırlı davranıyor devamlı şey yapıyor sinirlenmeden falan. Yani pratik yapa yapa belki de iyileşilebilir. Ben kendim eskiden trafikte çok sinirlenirdim ve bunu fark ettim. Yani işte böyle emniyet şeridinden geçenlere işte sağa geçip geçmesinler diye falan arabayı sağa çekerdim falan saçma sapan tepkiler vermeye çalışırdım. Onu nasıl olduysa fark edip sonra dönüştürdüm kendimi ve şu anda böyle önümde böyle 30 metre genelde araçla oluyor. Hani bayağı bir sakin kullanıyorum falan. Herkes de şaşırıyor arabama binen nasıl böyle yapıyorsun falan diye. İşte dedim bir dönüşüm yaşadım falan diye anlatıyorum. Bilmeden uygulamışım herhalde. Burada okuduklarımızı biraz. Bu kendimizi suçlamak, duygu neyi hissettiriyor diye hani dört seçenek sunmuşlar ya kendimizi suçlamak, başkalarını suçlamak, kendi duygu ve ihtiyaçlarını sezmek ve diğer kişinin mesajının altında saklı olan duygu ve ihtiyaçları sezmek. İşte dördüncüsü aslında ulaşmaya çalıştığımız şey. Kadir Özer'in bir kitabı var. Ben Değeri Tiryakiliği. Belki okuyanlar olmuştur. Ben müthiş sevmiştim. Bir kere okudum ama hep her okuduğum kitapta ondan da bir parça buluyorum. Orada biraz daha bu işi hani kendimizi tatmin ederek yaptığımız bu tür öfke gibi veya başka etiketleme gibi hareketleri anlatıyor. O çok hoşuma gidiyor. Hatta bir sonraki şeyde önereceğim kitabı seçimde. Çocuklarla denemeye başlanması belki güzel olabilir gibi geldi bana. Yani bu tekniklerin en azından onlarla başlanıp sonra devam edebilir. Bu baba ile ergen oğlunun bir diyaloğu var. O benim hoşuma gitti. Benim de 14 yaşında bir oğlum var. O yüzden orada belki deneyimleyebilirim diye düşündüm. Bir de bu eleştiri takdir etmeme konusuna katılıyorum. Bir yerde okumuştum. Beynimiz hep negatif şeylere odaklanıyormuş. Bundan bence muhtemelen geliyor. Eleştiri devamlı hani bir şeyi eleştirip şey yapıyoruz ama onu ben de sık yapıyorum. Biraz daha kendimi değiştirmem gerekiyor gibi kendime de oradan ders çıkardım. Bir de bu haklı öfke konusu var. 164. sayfada hani bizi gerçekten düşüncesizce davranan kişiler karşısında haklı bir öfke duyulamaz mı diyor. Orada da aslında bilinçli bir şekilde tekrar öfkeliyim çünkü onlar nokta nokta cümlesini öfkeliyim çünkü benim nokta noktaya ihtiyacım var cümlesiyle değiştirdiğimiz zaman
iş çözülecektir diyor. Onunla bitirmek istedim. Şimdi şiddetsiz iletişimi ben tabii kendi mesleğimle alakalı olduğu için daha da dikkatli okudum. İletişim danışmanlığı şirketinde çalışarak ve biz yani uzun zamandır gerçekten zorlu kişilerle çalıştığımız için orada uzun yıllar bu işi yapan kişilerde bile ne kadar şiddet, yargı ve empatiden uzak bir iletişim kurduğumuzun farkındayız zaten. Ama burada böyle sistematik bir şekilde verilmiş olması, özellikle örneklerin ben çok olmasını çok sevdim. Örnekli kitapları her zaman çok seviyorum. Olay örneklerinin olması. Bir kere şimdi dürüstlük ve empati üzerine kurulu ilişkiler geliştirmek ya şiddetsiz iletişimin amacı. Biz zaten iki tane konu burada, dürüstlük ve empati. O ikisini yapmakta zorlandığımız için şiddetsiz iletişimi biraz yapamıyoruz aslında. Çünkü insan aslında biraz kendine bile yeteri kadar dürüst olmayan bir varlık olduğu için karşıdaki kişiden dürüstlük istemek, yani kendimize bile gerçek anlamda dürüst olamadığımız için biraz zor oluyor. Empati de zaten hani zannedersem aile içinde öncelikle öğrenilmesi gereken bir konu. Daha sonradan çok daha zor oluyor bunun öğrenilmesi. Karşımızdaki kişinin gerçekten onun yerine koyup kendimizi ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu anlayabilmek. Bir kere önce kendimize dürüst olacağız. Yani kendi ihtiyaçlarımızın farkında olacağız. Kendi sınırlarımızı doğru bir şekilde belirleyeceğiz. Ondan sonra bu ihtiyacımızı ve bu sınırımızı karşımızdaki kişiyi kırmadan düzgün bir üslupla ifade etmek. Burada ifade etmek çok önemli zaten. Yani hani bazen bize rica gibi gelinen şey o kişiye bir emir gibi algılanıyor, bir yargı gibi, bir suçlama gibi algılıyor. Ben kafamda onu kuruyorum, ben rica ettim diyorum. Ama o yargı olarak algılıyor, işte emir olarak algılıyor, suçlama olarak algılıyor. Sen beni suçluyorsun şeklinde bunu çok yaşadık. Yani hem özel ilişkilerimde hem de iş ilişkilerinde çok yaşadığım için çok mağdur olduğumuz bir konu gerçekten. En çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi en sondaki takdir bölümü tabii ki. Kendi hayatımızdaki güzellikleri nasıl şükretme konusunda eksikliğimiz varsa insanları takdir etme konusunda da ciddi anlamda eksiğiz. Öncelikle mesela ailesiyle ilgili örnekleri ben gerçekten çok duygusal buldum. Çok güzeldi benim açımdan. Özellikle dayısı Julius'la olan anısı çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Ona zaten biliyordur ne gerek var hani takdir etmeme dediği ama sonra dayanamayıp evrenin de ona bir yol açtığı tam da dayısının yanına oturduğu o akşam yemeğinde ona söylüyor içinden geldiği gibi her şeyi ve inanılmaz derecede mutlu oluyor dayısı. Sonra ona bir şiir gönderiyor ve ölene kadar o şiiri okuyor dayısı. Ve inanılmaz etkilenmiştim ben. Bayağı gözlerim dolu dolu oldu hatta onun. Çünkü kendi ailemde de aile kayıpları yaşadığım için geriye dönüp düşündüğümde hep acaba onu yeteri kadar takdir ettim mi? İşte onu sevdiğimi söyledim mi? Ona yeteri kadar vakit ayırdım mı? Hani o işe biraz daha geç gitseydim de biraz daha işte kaybettiğim o yakınımla biraz vakit geçirseydim. Keşke hani biraz daha fazla zaman harcasaydım, biraz daha sevgimi daha güzel ifade etseydim. Acaba yeteri kadar ifade ettim mi? Acaba hani bu dünyadan ayrılırken benim onu ne kadar sevdiğimi biliyor muydu? Hani öyle mi gitti? O takdir o kadar önemli bir şey ki insanlar. Ve hani çocuklukta bu takdir alınmayınca, bu öz sevgi, bu öz şefkat alınmayınca daha sonrasında bunun eksikliğini o kadar fazla hissediyoruz ki yani öyle bir açlık hissi duyuyoruz ki bir kişi bize takdir içeren gerçekten kalbinden bir takdir cümlesi duyduğunda aynen o hikayelerindeki gibi hüngür hüngür ağlayan insanlar ortaya çıkabiliyor. Hani ne kadar güzel beni takdir ettiler diye. Ve bu çok güzel bir şey. O yüzden etkilenmiştim. Özellikle o Filistinli bir arkadaşının bir takdir cümlesi vardı. O inanılmaz etkiledi beni. İzninizle bir okuyayım kısaca. Demiş ki baş parmağını benimkine kenetleyerek gözlerimin içine baktı ve şöyle dedi. Bize bunları sunmanı mümkün kılan içindeki Tanrı'yı öpüyorum ve sonra elimi öptü diyor. Ve inanılmaz etkilendim ben bunu. Hatta o sırada bir arkadaşım zorlu bir dönemden geçiyordu ve bize her zaman herkese çok yardımcı olan iyi bir insandı. Ve çok zor döneminde onun yanında olmak için ben bu cümleyi oradan kopyaladım. Sen dedim bize inanılmaz derecede harikulade şeyler sundun, yardımlar sundun. O yüzden bunu mümkün kılan içindeki Tanrı'yı öpüyorum dedim arkadaşıma ve o da dedi yeter ya ağlayacağım benim buna bu kadar güzel söz söyleme dedi. Gerçekten ağlama noktasına geldi arkadaşım ve bundan çok etkilenmiştim. Daha fazla takdir etmeliyiz birbirimizi, kendimizi de takdir etmeliyiz yaptıklarımız için. Yaptığımız en küçük bir adım bile çok güzel aslında. Ve buradan tekrar sizi de bu topluluğu kurduğunuz için takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Beni buradaki esasında
iletişimi zamana yayma, esas sindirme diyebileceğim o olgu çok hoşuma gitti. Özellikle ben bunu çatışma kısmında fark ettim. O kısmı okurken ama esasında bütün bence şiddetsiz iletişimin hani normal çatışma olmayan durumlar için de geçerli. Biz hani hayatın hızlanması mı diyeyim yoksa yetiştiriliş tarzımız mı diyeyim kültürümüzden mi kaynaklanıyor? Çok böyle sonuca giden aman bir problem varsa hemen bunu çözelim. Hemen konuşalım, halledelim. Hemen bitirelim bakış açısındayız. Yani en azından ben kendi adıma öyleyim. Çevremde de bunu sıklıkla gözlemliyorum. Burada bu bölümü hatırlamıyorum ama 11-12. bölümdü galiba çatışma yönetiminde. Hani gerçekten zamana yaymak, ihtiyaçları anlamak, ondan sonra stratejilere geçmek. Yani aksiyon kısmına geçmeden önce esasında ihtiyaçları, iki tarafı dinlemenin önemi, ihtiyaçları, duyguları, açıkça konuşmanın önemi konusunda çok güzel vurgular vardı. O kısım beni çok etkiledi. Çünkü belki de hani gözlemlerimle de çok örtüştüğü için gerçekten hani biz iletişimde hemen hani bitirelim, sorun varsa sorunu çözümleyelim. Hemen aksiyona geçelim bakış açısındayız ama esasında doğru olan şey ya da belki de biraz daha odaklanmamız gereken şey birazcık daha o iletişime vakit harcamak, birbirimizi anlamaya vakit harcamak ve ondan sonra bu ihtiyaçları netçe ve somutça konuştuktan sonra esasında bunu bir işte stratejiye ya da yapılacak işler listesine bağlıyor olmak. O noktada hani bence bu İçgörü de çok önemli. Hani ben en azından kendime bir şey çıkarım olarak yaptığımda belki de bunun bir alt sebebi de bu duyguları konuşmanın kolay olmamasından da kaynaklanıyor. Yani o kısmı bir an önce hızlıca geçelim, toparlayalım, aksiyona bağlayalım. Belki de işin alt tarafında bu da var. Ama hani buraya gerçekten gereken zamanı iletişim boyunca ayırıyor olmak gerekiyor. Hani ben kendime bir hani aksiyona bağlamayalım dedik ama bu kitaptan aldığım en önemli çıkarımlardan biri de buydu esasında. Birazcık daha durmak hani sindire sindire iletişimlerde ilerliyor olmak oldu. Bunu ekstradan paylaşmak istedim. Ben de kitabı okudum, çok sevdim ve çok zor. Gerçekten yani bana zekamı sorgulatan bir kitap oldu. Çünkü uygulamak kesinlikle yani zihinsel şipakat çalışmalarıydı yani. Olmuyor, vücut o kadar yani zihin o kadar esnememiş. Hayata geçirmek çok zor. Ama böyle kitapları çok seviyorum. Yani okuduğum süre içinde ve sonrasında benim aklıma bir gün içinde soru olarak takılıyorsa o. Yani burada nasıl yapabilirdim? Hani alternatif metot ne olurdu gibi ki çokça takıldı. Şeyi çok düşündüm mesela yani Siri olmak bu hayatta hani bunu mu demek istediniz hali devamlı. Yani bunu herhalde yapamam falan diye düşündüm başlarda. Sonra örnekler de yardımcı oldu ama ben hala sıcağı sıcağına olan şeylerde çok başarısızım. O yüzden bir başlangıç noktası olarak şeyi belirledim. Yani kronik olarak sorun yaşadığım kişilerde ya da durumlarda ne derim? Hani bir tartışma yaşarsınız ve keşke şunu deseydim dersiniz ya ben hayatımda onları çekip böyle zihnimden şu anda tekrar yazma çalışmaları yapıyorum. Ben o aşamada anca herhalde dedim o esnekliği sağlayacağım. Mesela bir şey soracağım size. Buna cevabı olan varsa bence bu şiddetsiz iletişim diliyle bu şekilde ifade edilebilir diyen lütfen yazsın. Kesinlikle kendim çözüm bulamadım. Bana WhatsApp'tan yazın olur mu? Şöyle metroda çok da fena yağmur var. Dün de öyleydi. Zaten ıslak ıslak binmişiz metroya ve bir beyefendi sürekli metronun kapısını her durakta durdurdu. Yani bırakın şiddetsiz iletişimi. Şiddetin kendisi bile her an vuku bulabilir. Öyle bir durum yani. Herkes canından bezmiş ve sürekli kullanıcı uyarıyor. Beyefendi lütfen durdurmayın, kapıyı tutmayın, elinizi sokmayın falan gibi uyarılar yapıyor. Şeyi düşündüm yani burada ne derdim? Benim vagonumda değildi, kişiyi görmedim de ama hani görsem ne derdim? Ben demeyeceğim, sen demeyeceksin. Hatta şu örneği de vereyim, itiraf olsun ben çok güzel salak derim. Hiç boşa sarf etmem, çok tam yerinde kullanırım. Yani dediğim kişi bile duysa şey demez yani. Onu ben de düşündüm Aycan'cığım. Size neye ihtiyacınız var desem yani. Ama bulamadım. Sen yazacaksın bana eminim. Ve şöyle insanın kendinden bir rahatsız da olması lazım ki bir şeyleri değiştirebilsin. Ben de işte birkaç sene önce o yıl hedeflerime salak dememek diye yazmıştım. Artık 30'lu yaşlarımda Aydancığım biraz ayıp oluyor. Hani başka bir yol mu bulsak diye.
İlk önce şey seviyesindeydim. Yani ah salak dedim, salak adam yüzünden seviyelerindeydim. Ama bir gün şöyle bunun üstüne çalışa çalışa şeye geldi. Bir gün trafikteyiz eşimle birlikte. Bir hanımefendi kendini riske atacak şekilde arabamın önüne atladı. Hiç fark etmedi yani, rüyada gibi yürüyerek tak diye atladı ve biz son anda durduk. Normalde sene başındaki aydan çok güzel bir yapışırıp geçerdi o kelimeyi. Ve şey dedim, onu demeyeceğim zaten, yasaklı. Dedim ki çok dalgın. Yani galiba bir derdi var, bir şey var onda. Bu kitabı okumadan önceydi. Ama işte ezberleri bozduğumuzda, rutini kırdığımızda ve bir rahatsızlığımız olduğunda farklı şeyler fark ediyoruz zaten karşı tarafla da ilgili. Benim küçük deneyimlerim bunlar kitapla ilgili. Önerenlere de çok teşekkürler. Birkaç tane kitabı bana hatırlattı bu kitap. Mesela Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabını hatırlattı. Dört Anlaşma, Beşinci Anlaşma kitaplarını hatırlattı. Ondan sonra Yalan Söylediğini Biliyorum. Eski CIA ajanının anılarıyla ilgili olan bir kitap vardı. 2017 yılında basılmış. Şu an baktım halen daha yayında var mı diye ama artık sanırım satılmıyor. Mesela o kitabı bana inanılmaz şekilde hatırlattı. Arkadaşların özellikle anekdotlardan söyledikleri. Ve şunu düşündüm. Ya evet, ben bu kitabı okumadım ama o kadar çok farklı kitapla aslında bu kitabın söylediği cümlecikleri söyleyen kitaplar okumuşum ki sanki şey, hani bu kitabı okursam bir bütüne kavuşturacağım gibi bir hissiyat elde ettim. O yüzden her yorum için tekrar tekrar ve ayrıca teşekkür ediyorum. Aydın Hanım'ınkine benzer bir şeyi ben Elazığ'da bir minibüste yaşadım. Bacaklarını açarak oturan bir beyefendi arkadaş vardı ve gerçekten çok rahatsız edici bir durum söz konusuydu. Ben de yanında oturmak durumundaydım çünkü ve şunu sordum. Affedersiniz, bir rahatsızlığınız mı var dedim. Gerçekten samimiyetle sordum bu arada bunu. Hani gerçekten belki de bir bel rahatsızlığı, bir şey olabilir diye düşündüm ve direkt toparlandı, özür dilerim dedi. Ama bu mesela, ya evet dedim, ya işte bu beş harfli kelimeleri söylemek yerine bunları acaba soru şeklinde, hani bir rahatsızlığınız mı var, bir sıkıntınız mı var, gerçekten merak ederek sormak işe yarayabilir diye deneyimledim. Belki sizin mevzunuzda da işe yarayabilirdi diye düşünüyorum. Ben bu kitabı çok önce okumuştum. Aslında yeniden okumayı çok istedim bu toplantıya katılmadan önce ama zaman bulamadım. Ama beni en çok etkileyen kitaplardan birisi oldu bu, Şiddetsiz İletişim. Ve okurken de düşünmüştüm, hala da düşünüyorum. Eğitimin bir parçası olmalı, öğretmen eğitimin bir parçası olmalı diye düşünüyorum. Çünkü eğitimde gerçekten çok önemli ve bir o kadar da konuşulmuyor, bir o kadar da yeri yok. İletişim kuruyor muyuz acaba? Öğretmenler çocuklarla iletişim kuruyorlar mı acaba diye düşündüm. Kitapta mı geçiyordu bilmiyorum ama Şiddetsiz İletişim Kurabilmek Özgürlüğe Giden Yol diye herhalde kitapta geçiyordu. Dediğim gibi çok olduğu için okudum. Tam nerede geçiyordu hatırlamıyorum. Ama bu önce insanın kendisini özgürleştiren bir şey. Duygusal çeviklik çalışıyorum ben son zamanlarda. Öğretmen eğitimde bunu nasıl uyarlayabiliriz diye çalışıyorum. Hatta bir eğitim düzenledim öğretmen adaylarına. İşte duygulardan konuştuk ve çocuklar o kadar şaşırdılar ve o kadar mutlu oldular ki dediler ki hocam ilk defa konuşuyoruz. Yani ilk defa biz eğitimle ilgili bir alanda duygularımızdan konuşuyoruz. Bunları önce kendimiz ifade etmeyi bilemiyoruz. Karşımızdakilerini dinlemeyi, anlamayı bilemiyoruz. Nasıl tepki vereceğimizi bilemiyoruz. Halbuki bunlar öğrenilen şeyler. Çünkü farkındalığımız arttıkça ben kendi hayatıma da uyarlamaya çalışıyorum. Bir arkadaş dedi, kendimizle iletişim kurabiliyor muyuz acaba? Önce kendi ihtiyaçlarımızı belirleyelim diye. Sınıfın içinde
çok iletişim kazaları oluyor. Hatta bir çalışma yapmıştım ben, bir missed opportunities diye. Hani öğretmenler o kadar çok fırsat kaçırıyor ki, öğretmeye dair yapmıştım ben o çalışmayı. Hani nerede ne yapabilirdi, ne öğretebilirdi, onu nasıl fırsata dönüştürebilirdi ve görmedi diye. İletişim hatalarıyla ilgili de keşke çalışmalar yapsan diye düşündüm şimdi. Yani sınıfta öğretmenler bir otorite figürü olma ihtiyacıyla, en temelde bu ihtiyaçla çocukları dinlemiyorlar, dinlediklerini yanlış anlıyorlar çoğu zaman. İşte bu iletişimin nasıl kurulabileceğini öğretmek lazım. Kitapta çok çok güzel, işte adım adım verilen dünya kadar şeyi eğitime dönüştürebiliriz. Pek çok kitapla birleştirebiliriz. İşte Doğan Cüceloğlu'ndan bahsetti bir arkadaş. Susan David'in Duygusal Çeviklik kitabından yapılacak dünya kadar etkinlik var ki ben onları uyarlamaya çalışıyorum. Öğretmen eğitimini uyarlıyorum. Öğretmen adaylarına da diyorum ki, stajlara gidiyorlar okullara, gidin bunları sınıflarınızda uyarlayın diyorum. Yani eğitimin en çok ihtiyacı olan şey şu anda diye düşünüyorum ben. Çocuklarla iletişim kurabilmek, onların iletişim kurabilmesini öğretebilmek. Çünkü bu konuda eğer biz rol model olmazsak, doğru stratejilerle onlarla iletişim kurmayı, ihtiyaçlarımızı anlatmayı, onların ihtiyaçlarını anlatabilmelerini öğretemezsek eğer, çünkü bu evde öğretilmiyor, okulda öğretilmiyor, bildiğimiz varsayılıyor. Takdir mesela, takdir toplumumuzda, kültürümüzde yer almayan bir şey maalesef. Sınıfta da yer almıyor. Yabancı dil eğitimi ile ilgileniyorum ben. Hep hatalar üzerine duruluyor. Yanlış yapılanlar üzerine duruluyor. Doğrular üzerine durulmayan bir kültürümüz var. Bu kültür tamamen eğitime de böyle yansıyor. Benim için de tekrar tekrar okunması bir kitap gerçekten. Ama yeterince bilinçli olmayan birinin ilk okumasında ön yargı bile oluşturabileceğini düşünüyorum. Hatta kitap için bir slogan düşündüm kafamda. Şiddetsiz iletişim, önerilen taktikleri uygularken şiddete maruz kalabileceğiniz örnekler içeriyor diye. Çünkü bazısı belki biraz çeviriden kaynaklanan, belki de Batı kültürüyle bizim alışık olduğumuz Orta Doğu kültürünün farkından kaynaklanan, bana bunu hissettiren detaylar oldu. Biraz fazla uzun uzadıya açıklamalı. Mesela şey, verebileceğim bir örnek, ölüm döşeğinde bir adama işte ölmekten mi korkuyorsun gibi bir yaklaşım, hani onun tarafından değilse bile yakınları tarafından şiddete maruz kalmanıza neden olabilir diye düşündüm. Abartılı şekilde söylüyorum ama hakikaten ciddi bir sabır da gerektiren bir şey, uygulama. Ama defalarca yapıldığında, gerçekten özenilerek, dikkatle ve defalarca pratik edildiğinde ben hayata çok ciddi iletişime katkıları olduğuna inanıyorum. Benim en çok aklımda kalan anda kalma aslında bu kitapta. Yani ben bunu çıkardım. Çünkü işte anda kalabilirsek karşımızdakinin ihtiyacını, ne hissettiğini, ne anlatmaya çalıştığını anlayabiliyoruz. Halbuki biz anda kalmıyor, bir sonraki hamleyi hep hayal ediyoruz veya ne yapabileceğimizi, sorunu nasıl çözebileceğimize odaklanıyoruz. Çünkü bir yandan da hayat çok hızlı. Yani kitaptaki o diyalogları okuduğumda ne benim ne karşımdakinin bunları dinleyecek kadar sabırlı olmadığımı hissettiğim anlar olmadı değil doğrusu. Ama gerekli olduğuna kesinlikle katılıyorum. Bazı diyalogların keşke devamı da gelseydi diye de düşünüyorum. Hani başta başlamış, evet yakaladığını hissediyorum Marshall'ın karşısındaki ile uyumu. Ama hani o diyalogların devamına devam et, merak ettiğim anlar oldu açıkçası. O yüzden ya, zorlandığımı söyleyebilirim. Bu arada bunun çeviriden de kaynaklanabileceğini de düşünüyorum. Kendi hayatımda da uygulamaya çalıştım. Mesela trafikte ciddi anlamda o empatiyi uyguluyorum. Çünkü iyi niyet de çok önemli. İlişkilerde iyi niyet olunca da bunlar beraberinde geliyor galiba. Bir arkadaşımla konuşuyorduk geçen gün. Bir sürü de başarısız örnek yaşadım işte son bir hafta 10 gün içinde kitabı okuduğumdan beridir. Girişimlerim oldu ama başarısızlıkla sonuçlandı çoğu. Arkadaşım çocuğundan dert yanıyordu. Başa çıkamıyorum, beni deli ediyor falan diyordu. Ben de evet, onun sana daha işte
seninle daha işbirliği içinde olmasını istiyorsun değil mi? Sorumluluklarını daha çok yüklenmesini istiyor musun değil mi derken kendimi çok yapay ve aslında inandırıcı değil gibi de hissetmeye başladım itiraf etmek gerekirse. Ama bunları hakikaten şakasına söylüyorum. Yani bu zaman içinde uygulandıkça samimiyete dönüşebilecek ve gereğini anladıkça da başarıya ulaştırabilecek bir reçete diye görüyorum. En sonunda kitabın sonlarına doğru anlatılan bir sınav kağıdı olayı var yani öğrencinin bomboş hocasına verdiği ve sonunda hocasının ona 14 puan verdiği yüz üzerinden. Oradaki bakış açısı bana çok ilginç geldi. Biraz da özetliyor aslında oradaki şeyi, karşı tarafı takdir etme konusunda güzel bir bakış açısı. Hiçbir şey yapmasa bile işte o kağıdın temizliğine veriyor 14 puanı. Hayatımızda bunu yapabilsek değil mi? Hele hele çocuklarımıza falan da, eşimize, yakınlarımıza, bize emeği geçen insanlara da ne kadar güzel olur. Kitap açıkçası benim başucu kitabım olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü yeri çizdim, bir de örnekli kitapları seviyorum. Dönüp dönüp bakabilmek, ya şurada bir örnek var diye hatırlamak açısından. Yani hepsini neredeyse çiziyorsan zaten bir kitap alıp başucuna koyman en mantıklı. Takdir edersiniz ki. Tabii gerçekten hani pratik gerektiren bir kitap. Bu kitabı okurken biraz Kırmızı Oda dizisi vardı. Onda gibi hissettim kendimi. İzleyenler hatırlayacaktır. Yani orada psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizilerinden birisi. Psikolog bir takım şeyler söylüyor, soruyor. Aslında hiçbir şey söylemiyor ama sonunda o karşıdaki insanın derdini çözüyor gibi bir noktada oluyorsunuz. Bu kitapta da hani biraz öyle bir durum var. Tabii güzel yanı ise hani bir formda oturtmuş olması. Yani gözlem, duygu, ihtiyaç, rica. Aslında bütün içindeki örnekler bu dört tanenin tamamının ya da ikisinin, üçünün kullanıldığı örnekler. Baktığımızda en azından ben bunu bir yere yazdım. Dördünden hangisini uygulamam gerekiyorsa uygulamaya çalışıyorum. Çok arkadaşımın okuduğundan beri yapmaya çalıştığı gibi. Diğer taraftan kitabı içinde her yönden değerlendirmiş. Yani içten dışa, dışarıdaki kişinin kendisi bu tarafa empatisi, kendisinin içindeki çatışmaları. Diğer taraftan arabuluculuk, hani başka iki kişinin çatışması varken ona arabuluculuk etmesi, yani bütün özneler açısından kitapta değerlendirme yapmış olması bence güzel. Diğer taraftan da iki tane kelime, belki bu da çevirmenin başarısıdır, hoşuma giden bir duygu dağarcığı kelimesi var. Hani biz hep kelime dağarcığını konuşuruz, duygu dağarcığı zaten bunu da listelemiş. Diğer taraftan bir de ihtiyaç okuryazarlığı diye bir ifade var. Bu da hani hep dijital okuryazarlık, finansal vesaire konuşuyoruz ama bir ihtiyaç okuryazarlığı meselesi de var gerçekten kitapta. Da bunu öğrenmiş oluyoruz bir tabir olarak. Örneklere baktığımda sayfa 143'te hiç konuşmayan, 3 aydır 20 yaşında genç bir kızın daha sonradan mektup yazması örneği var. Yani karşıdaki hiç konuşmaz, yani sabrından bahsettik ya yazarın. Gerçekten üst üste sorular sonra 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 en sonunda onu bile tedavi edecek noktaya getirebilmiş. Bizim gördüğümüz çekinceleri uygulamadaki zaten kendisi de az önce bir örneğini vermiştiniz, belirtiyor. Mesela bir workshop'tan çıktığında bir kadın şunu söylüyor. Sürekli söylediğim şeylere soru sorulması beni rahatsız etti gibi bir şey söylüyor. Yemeğe gelmek istemiyorum siz ne diyor. O kadını da aynı yöntemlerle yine ikna ediyor. Öyle bir ironi olan bir örnek de var. Şiirler yazması, bunları bu şekilde ifade etmesi ilginç, güzel bir şey. Galiba tek ihtiyacımız ya da öncelikli ihtiyacımız anlaşılmak. Anlaşılabildiğimizi hissettiğimiz noktada gerçekten daha huzurlu oluyoruz. Sanırım iyi bir psikolojik danışmanın ya da psikoloğun başarısı buradan kaynaklanıyor. Evet, söylediğim şeyi tekrar etmesin ama benim anlatmak istediğimi farklı cümlelerle, bu arkadaşım da olabilir, psikolog da olabilir, fark etmez. Ya da iş yerindeki herhangi bir kişi, ailemizden de olabilir. Yeter ki beni anlasın. Çok güzel kitapta bir örnek vardı. Bir kız aynaya bakıyor ve bugün çok çirkin olduğumu hissediyorum diyor. Kaba bir söz sarf ediyor. Babası diyor ki hayır, sen dünyanın en güzel kızısın. Kız orada şu samimiyetsizliği hissediyor. Tabii yani bunu tabii babam söyler. Ben buna inanmıyorum. Şu anda ben çirkin olduğumu hissediyorum.
Sen dünyanın en güzel kızısın samimiyetsiz cümlesi yerine aslında keşke baba bugün kendini kötü mü hissediyorsun ya da çirkin mi buluyorsun cümlesi çok daha kişinin kendisinin anlaşıldığını hissettiren bir cümle olacaktı. O zaman belki babayla aralarındaki iletişim daha da kuvvetlenecekti. Güzel bir örnekti. Benim başıma gelen çok küçük bir şey anlatayım. Bir aile dostumuz küçük yaşta kızlarını kaybetti. Bilirsiniz taziyelerde insanlar ne söyleyeceğini bilemez. Bir şey de söylemek istersiniz, teselli etmek istersiniz ama teselli edemezsiniz ya. Yani evladı ölmüş bir insana teselli edemezsiniz. Olmak ve elini tutmakla yetinmiştim ben. Daha sonrasında bu kişinin ya 2-3 ay sonra ya da 6 ay sonra tekrar bir araya geldiğimizde bana gerçekten yanımda olmam ve herhangi bir şey söylememem beni rahatlattı. Çünkü insanlar gelip bana şunu söylüyorlardı. Kalan evladın için güçlü olmak zorundasın. Kalan evladım var. Allah ona uzun ömür versin. Tamam bunlar güzel dilekler gibi geliyor ama ben diğer evladımı kaybettim. Yani bunu sen diğeri hayatta nasıl olsa sen ona şükret diyemezsiniz ya böyle bir şey. Herkesin yeri ayrı. O nedenle anlaşılması çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben aslında bu yazarla daha birkaç yıl önce bir eğitim almıştım. Rosenberg'le bu eğitim sırasında tanışmıştım ve Şiddetsiz İletişim kitabını bu tavsiye edilen kitabı okumadan önce Çatışma Ortamında Barış Dili diye bir kitap vardı. Onu okudum. Yine Rosenberg'in kitabı. Orada biraz ilk sayfalarda hayat hikayesinden bahsediyor. Yani henüz daha 9 yaşındayken Michigan, Detroit'te bir çocukluğu var. Taşındıkları mahallede İnsanların ırklarından dolayı bir çatışma, ayaklanma oluyor ve 4 günlük bir zaman diliminde 30 kişinin öldürüldüğü, hatta eve kapandıkları bir çocukluk yaşıyor. Ve o çocukken, daha 9 yaşında bir çocuk düşünün, yani insanlar ırkları, ten renginden dolayı nasıl böyle bir şiddete maruz kalabilir diye bir travma yaşıyor. Aslında bu sorgulama içerisine giriyor. Sonrasında Rosenberg'in yine okul döneminde soyadından dolayı mobbinge uğradığından bahsediyor ve hani dolayısıyla hep dünyayı sorguluyor. Yani insanların isminden dolayı, ten renginden dolayı, kökeninden dolayı dışlandığı, ötekileştirildiği, şiddete maruz kaldığı bir dünya nasıl olabilir diye bu sorgulamalara giriyor. Ama bir yandan da şunu görüyor. Kendi evinde de bir dayı örneği var. Şefkatle yaklaşıyor. Anneannesine her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Dolayısıyla bunları karşılaştırdığında yani bir tarafta insanlığın insanlara iyilikte bulunan ve bundan keyif alan, insanların iyi olmasından keyif alan şefkatle yaklaşan insanlar varken bir tarafta da böyle bir şiddet gösterisinde bulunan bir insan grubu nasıl olur diye bu sorgulamalara giriyor. Orada da hatta şöyle bir şey anlatıyor. Yani çocukken ben ne yapacağıma karar verirken bu sorgulamadan sonra psikoloji alanına yine yöneliyor. İşte klinik psikolojiyi seçmesinin kökeninde bu yaşadığı, çocukken yaşadığı bu olayların olduğunu anlatıyor. Şimdi aslında hani detaya çok girmeye gerek yok ama sonuçta model çok net yani aslında gözlem, duygu, ihtiyaç ve rica şeklinde ilerleyen bir süreç. Ama baktığınızda şiddetsiz iletişim hani bazı arkadaşlarım da söyledi ki dünyanın bütününe baktığımızda kolay bir süreç değil. Aslında yani yazarın burada ütopik bir bakış açısı da var. Yani gerçeği söylemek gerekirse ama sonuçta dünyayı güzelleştirecek olan şeyler ütopyalardır. Dolayısıyla aslında kendini böyle bir misyon edinmiş çocukluktan yaşadığı bu olaylar dünyada varlık nedenini varlık nedenim budur ve ben dünyaya bunu hizmet etmek için dünyada varım noktasına getirmiş. Yaklaşık 40 yıllık bir hayatından 40 yıllık bir dönemi de yoğun bir şekilde buna harcamış bir insan görüyoruz. Yani öyle veya böyle insanlık sonuçta daha iyi noktaya her zaman gidecektir. Ben buna inanıyorum. Bir de diğer arkadaşlarım dediği gibi yani ihtiyaç okur yazarlı aslında. Bizim en çok odaklanmamız gereken noktalardan biri bu. Yani bu ihtiyaç temelli konuşmaya, iletişim kurmaya başlarsak aslında kitapta da bahsettiği gibi çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. Yeter ki ihtiyaçlarımızı anlayalım, birbirimize empatiyle yaklaşalım.
Bir kere herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap oldu benim için. Model, hani birçok arkadaşımızın da bahsettiği gibi, bana çok kolay ya da uygulanabilir gelmedi dediğim, beni şey rahatsız etti. Oradaki cümleler muhtemelen de bunun İngilizceden Türkçe'ye çevrilirken ki yapısallığından kaynaklandığını düşünüyorum. Bana sanki normal hayatta çok bizim uygulayabileceğimiz kalıplar değilmiş gibi geldi, ama kitabı da biraz hızlı okuduğum için belki hani biraz daha yani biraz daha üzerine giderek, biraz daha yavaş yavaş inceleyerek okumak faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ama kitapla ilgili modeli uygulamasak bile, iletişim ve ilişkiler anlamında aşırı farkındalıklar oluşturan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani o modeli birebir uygulamasak bile birçok farkındalık veriyor. Şöyle bir durup düşünmek bile gerçekten o iletişimin seyrini değiştirebiliyor ki. Ben çok enteresan bir şekilde bu ay hani bu şekilde bir olay yaşadım. Yani sıkıntılı bir durum yaşadım. O durumla ilgili görüş, yani o durumu yaşadığım kişiyle yapacağım ilk görüşmede bu kitabın etkisiyle çok kötü yöne gidebilecek bir konuşmayı inanılmaz barışçıl bir dille, böyle çok daha hani çok daha iyiye gidecek bir şekilde çevirme şansı buldum. Kitabın çok etkisi olduğunu düşünüyorum. En azından o farkındalıkların oluşması noktasında. Öncelikli olarak belki de bütün iletişim sürecini insanın davranışlarını etkileyen şey ta çocuklukta anne karnındayken başlıyor. Belki de iletişim illa şu an bir sürü kitle iletişim araçları olsun, normal bireysel iletişim araçları olsun. Kullandığımız farklı şu anki haliyle de teknolojinin en üst seviyesinde ama daha da gelişecektir diye umuyorum. Yani insanın belki bütün duygularını da aktaran, belki bütün gerçeklik oranı olsun, samimiyet oranı olsun bunları da ölçerek karşı tarafta hatta Black Mirror diye bir dizi vardı. Oradaki insanların davranışları ve onların puanlamaları gibi. Bir bebeğin anne karnındayken annesiyle hiç konuşmadan daha iyi iletişim kurabilmesi, birbirlerinin ihtiyaç ve duygularını anlayabilmeleri. Ondan sonra çocuğun doğduktan sonraki aşamalarında da mesela annesiyle daha konuşmaya başlamadan da bir iletişim kurabilmesi. Konuşmaya başladıktan sonra da aynı ülkenin farklı bölgelerinde olsa da farklı ülkelerde de yaşasalar annesinin kullanmış olduğu lehçe veyahut da evde kullanılan o dili öğrenip ona göre iletişim kurması. Mesela Türkçe kullanıyoruz ama mesela Karadeniz bölgesindeki yetişen birisinin konuşması, İstanbul, Doğu Anadolu aynı ülkede aynı dili konuşuyoruz. Fakat oradaki lehçeye göre hepimizde farklı bir konuşma tarzı yani belirmiş oluyor. Dolayısıyla şu anki yaşadığımız dünyadaki sorunların nedenlerinden bir tanesi de bu evde, okulda, çevremizde öğrenmiş olduğumuz dil aslında. Sadece konuşmak için değil, iletişim için insanlarla nasıl birbirlerimize davranacağımızla alakalı da önem teşkil ediyor. Çok ön yargılarımız da olabiliyor. Mesela şu andaki günümüzdeki güncel mevzu olduğu için kitapta da yer verildi, arkadaşlar da paylaştı mesela diyelim. O insanların kafasındaki Orta Doğululuk, işte mesela Filistin'deki şu an yaşanan sorunlar olsun. Dünyadaki herkes mesela olayları farklı biliyormuş. Ama şimdi diyorlar ki gerçeği öğrendik. Yani aslında bize gözüken taraf da gerçekte olan taraf çok farklı olabiliyor. Hatta Malcolm X'in de bu şey bir sözü vardı galiba. Bazen medya size suçluyu suçsuz şeklinde gösterebilir şeklinde. Bu zamana kadar insanlar böyle öğrenmişler. Eğer insanlar takım elbiseleriyle kravatlılarsa problem yok ama kafalarında farklı bir şapka varsa, kıyafet tarzları farklıysa bunlar terörist olabilir diye. Ama insanlar bu iletişimi kurup algıladıkça gerçekleri daha da fark edebiliyorlar. O yüzden bu noktada da belki sosyal medya ve teknoloji bize bu imkanı çok sağladı. Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz Dijital Akıl Kulübü'ne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız,
farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği Derya topluluğumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya meteyurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info@meteyurtsever.com'a mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.